Hanımefendiciğim size gelelim. Evet. Şimdi Seda, en son ne zaman görüştük? Kabarede çektiğimiz Evet, programda. 1,5 Evet. sene önce sanırım. O kaç tane yeni, çok mu yeni şarkılar yaptın? Benim aslında çok sık üretimim yok ama bu sene 4 tane çıkarmış oldum yani. Hmm. Şimdi albümümü hazırlanıyorum. Öyle bir Albümde kaç süreçteyim. şarkı olacak? 9 ile 10 arası bir şu an aradayım, gidip geliyorum. Sonra siz Dolu Kadehi Ters Tut'la beraber bu iki yakışıklı Evet. adamla beraber düet mi yaptınız? Evet. Niye düet yapıyorsunuz? Neye ihtiyacınız var sizin? Sizin kimseye ihtiyacınız yok ki. Niye düet yapıyorsunuz Yani bu kızla? birlikte üretmek tabii daha başka bir his. Canınız sıkılıyor. Ya biz Seda'yı ilk yakaladığımız işlerden beri çok beğendiğimiz için kendisine ulaşıp ya birlikte bir şeyler yapsak falan, hani böyle bir kolaborasyon keyifli oluyor sevdiğim bir sanatçıyla, hani güzel bir şey o. O yüzden işlerini çok beğeniyorduk diye tanışalım edelim, birlikte müzik yapalım dedik. Sonra şarkı gelişti. Seda hem çok iyi bir müzisyen hem de çok güzel bir kız. Ben onu düet yapmak için arayabilirim mesela. Asıl amacım başka olur ama ne olur düet yapalım, ben de bu işlere girmek istiyorum diye. Evet. Onlar o kadar iki düzgün insan ki, bir kere zaten bana ulaştıklarında çok sevindim, çok mutluyum. Oldum. Bir de şeyle ulaştılar, hani beraber ortak zevklerimizi birleştirelim. Sen bana uyma, biz sana uymayalım. Beraber bir üretim yapalım diye ulaştıkları için, yani bizim collab dediğimiz, o beni çok mutlu Bu herkes etmişti. çok düzgün değil mi artık programlarda? Ben çok sıkılıyorum bu kadar. Bir şey yapalım. Yani hayır, bu eski ahlaksız programlarımız nerede? Ben hakikaten o kadar sıkıldım ki ya. Onlar çok düzgün insanlar, bu çok düzgün bir kız, bu çok akıllı. Onlar onu arıyorlar. Hiçbir başka niyetleri yok. Sadece kaos yok. Sadece beraber müzik yapmak. Herkes çok iyi, her şey çok anlamlı. Yani daha berbat bir seneye giremez biz yani. En azından bu masada bir ahlaki çözülme olmasını istiyorum yani. Bu neydi zaten eski programla? Herkes sapıtık falan filan böyle. Ama var marjinal. Zaten 2023'te şu an olan biten bütün olaylar, lafınızı kestim. Bizde yok. Bizde yok. Biz bu kadar, ben kaliteli bir profille program yapmak istemiyorum ki. Yani o kadar sıkılıyorum ki. Yani bunlar da çok iyiler. Dolu Kadehi Ters Tut. İsimlerine bak, adamların kendilerine bak. Yani tamamen matrak ve yani bugüne kadar duyduğum en iyi grup isimleri bunlarda. Yani mükemmel adamlar, fakat arkasından böyle bir şey bekliyorsun, rock and roll bir şey bekliyorsun, diğer ikisini söylemeyeyim. Ama böyle çok düzgün. Bence toplumun kendisi o kadar artık farklı, bravo, bir noktada ve yozlaşmış ki. Evet, Cem'in artık söylediği gibi hani, evet, marjinal bizlik meselesi, evet, gibi oldu. Bravo. O yüzden de bu işle bütün uğraşan, marjinaller ciddi çok olan efendi çok oldu. Hepimiz böyle sahip oturuyoruz. Doktorun bekleme odasında oturuyoruz gibi böyle. Yani ortamda öyle bir şey bekliyorsunuz. Ya evet, bekliyorum. Peki. Evet, ortamda aradılar, aradılar. Evet, dediler ki aslında sen de düzgünsün, biz de düzgünüz. Neden gelip düzgün bir şey yapmıyorsun? Yani bir yandan böyle öyle bir yozlaşmışlıkla mücadele ediyoruz ki şey oldu, hani o ikisi rock and roll, etik. Hani artık bizim dört önemli. Ha, bir de etik de var, doğru, evet. Etik, evet. Bravo, güzel, çok güzel. Doğru. O ikisi rock and roll ve etik. Evet, hani onlar da olurken bir yandan, ama işini de ciddiye alan ve işine saygı gösteren insanlarla çalışmak, evet, çok özel. Tabii, evet. Çok teşekkür, tabii, ederim siz de bana katkıda bulundunuz programda. Sex, drug, rock and roll demediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben geçen programda burada söyleyebiliyor muyum her şeyi? Şu anda kesinlikle söyleyeyim bakalım. Popo dediğim kısım gitti. Kesmiş kendi miyiz popoyu? Kendi popomdan bahsedemedim ve çok üzüldüm. Popo dediğiniz kısmı mı kesmişiz? Peki, bunu şimdi biplersek niye bipliyoruz ki popoyu, onu da anlamadım. Popo, evet, çok edepli bir kelime. Değil edepsiz mi? Bir kelime değil. Okay. Hayır. Popo, evet, vardır yani. Popo vardır. Popolar var. Aslında buradaki biliyorsunuz radyo televizyon üst kurulumuz hakikaten ülkemize gerekli bir kurum. Bunu, evet, yaltaklanmak için söylemiyorum. Yoksa işler iyice çığırından, evet, çıkar. Yani şu anda radyo televizyon üst kuruluna rağmen İşler çığırından çıkmış durumda. Nerede? Bizimki gibi programlarda değil. Özellikle kadın programı, yani en saygı değer olması gereken kuşakta işler çığırından çıkmış olduğu için onların tabii kontrol edilmesi gerekiyor. Fakat şikayete
Tabii. Bir eskiden Rütük diye bir adam olduğu varsayılıyordu. Televizyoncular da böyle sanıyor. Bu böyle bir paranoid bir adam. Böyle aynı anda 500 tane kanala bakıyor falan. Öyle bir şey yok. Şikayet ediliyor. Biliyorsunuz şikayet ediliyor. Onlar inceliyorlar falan. Kimse popoyu şikayet etmez. Ama siz çok uzun süre poponuzdan bahsederseniz bu şikayete tabi olur. Yani anladım. Birisi buna sinirlenir. Niye bu poposundan bahsediyor? Benim de popom yok mu filan gibiler. Yok yok, şimdi izlemeyenler için 3 boyutlu klibin içindeki bir şeyden bahsediyorduk da. Ha, onun için. O yüzden. Ha, bu beraber yaptığınız şey mi? Yok. Ha, yok yok, o farklı. Ha, o siz kendi bak. Peki Seda, bundan sonra aşk yok. Sadece müziği, klip hazır değil mi burada? Bunda hayır. Hayır diye. Onun için biraz müziği duyacağız kapağın üzerine. Hı hı. Çok çok enteresan fotoğraf. Nedir bu? Çok güzel. Burada sinek kapan ve böcek ya da işte arı arasındaki aşk ilişkisinden ilham alan bir kapak oldu. Ya işte bak, ben bunlara şey diyorum, başka bir şey diyorum ama bunlar başka bir yönde çatlatıyorlar. Şimdi bu nerede sinek kapan? Sinek kapan dudağımdaki 3 boyutlu model sinek kapanı anımsatıyor. Şu yeşil olan parça. O da böcek, içindeki de böcek oluyor. Ha, böcek o sinek kapanı. Yani aslında dudağınla sinek kapan birleşmiş. Evet, dudağımın sinek makyaj efektiyle dudağımda bir sinek kapan yaratmaya çalıştık. Çünkü bu benim uzun zamandır takip ettiğim bir makyaj artistinin böyle işleri var. 3D modellerle, silikonlarla makyajı birleştiriyor. Biz de ondan ilham alarak... Ay çok merak ettim. Bizim Dracula projemiz için çok ilginç olabilir bu. Yönlendirebilirim. Yabancı. Yani onunla çalışmayı çok isterdim ama Amerika'da. Yabancı ama burada mı geliyor gidiyor mu? Yok yok. Amerika'dan biz hani internetten takip ediyoruz onu. Yani burada iletişime de geçelim. Peki ama onu uygulama şansı yok o zaman. Evet, o yüzden... Sadece modeli gönderebilir mi? Biz yaptık. Modelini biz yaptık. Ondan ilham alarak ve ona kredi ondan vererek. Ondan ilham alarak yaptık. Çok çok merak ettim. Onu, tabii ki. Bir Instagram adresim var. Evet. Çok ilginçmiş. Evet. Sonra ama burada da bu sen misin? Evet, benim. Ölmüş gibi bir halin var. Evet, çok beyaz bir cilt. Evet, hakikaten ilginç gerçekten. Peki dinleyelim müziği. Müthiş. Siz beğeniyor musunuz? Çok beğeniyoruz. Hastasıyız. Big fan. Teşekkür ederim. Seda, diyorsun ki tarzımı Foxy olarak anlatmayı seviyorum şu sıralar. Evet. Dişli, yabani, feminen ve maskülen dengesini kurabilen, vücut hatlarını göstermekten çekinmeyen, seksapalitesini sahiplenmiş sanatçılardan çok etkileniyorum. Evet. Kim mesela bunlar, kadın ya da en erkek? En başta Tina Turner tabii ki. David Bowie. Evet, David Bowie de olabilir tabii ki. Cinsiyet rollerini büken insanlar. Feminen tarafıyla... Cinsiyet rollerini büken insanlar. Evet, bu da çok iki tarafıyla barışık olan insanlar. Bunlar beni sanatçı olarak çok etkiliyor. Hep de sahnede de bu şekilde var olmayı tercih ediyorum. Çünkü temsil edilmenin önemine inanıyorum. Böyle daha çok rol modeller görmek istiyorum kadınlardan. Ben de hani temsil etmeye çalışıyorum. We'll be right back.